Merhaba Bereket TV izleyicileri. Bizim kümes programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün çadır kümeslerimizde hayvan bakımı nasıl olur? Çadır kümeslerimizin içerisindeki tinted ırklarımızı sizinle birlikte tanıyor olacağız. Yer seçiminde neler yapılması gerekiyor? Onları sizlerle beraber konuşuyor olacağız. Bu konuda bilgiler vermeye çalışıyor olacağız. Şimdi bugün yanımızda Cumhur Bey var. Cumhur Bey bu işe nasıl başladı? Ne zamandan beri bu işi yapıyor? Yapma sebepleri nelerdir? Bunlarla ilgili ufak bir söyleşi yapacağız kendisiyle. Şimdi uzatmadan lafı Cumhur Bey'e dönmüş olalım. Cumhur Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle yaptığınız işletme. Sağ olun, teşekkür ederim. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben normalde bu işlerle çok alakam yoktu. Yaklaşık 18 sene beyaz eşya mobilya inşaat sektöründe bir firmada yöneticilik yaptım. Tabii piyasaların gereği, ekonominin getirdiği durum şirketin iflasına yol açtı. Ondan sonra da düşünürken 5-6 ay, 1 yıl kadar düşündüm. Bu iş aklıma geldi. Bunu araştırdım. Araştırırken de bir firma buldum kendime. O firmayla bu işe bir adım attık. Yaklaşık işte 3-4 ay süre önce. Piyasada genel anlamda yapılabilecek çok bir iş görmedim. Birçok şeye baktım. Ama bu bana biraz daha mantıklı geldi. Biraz kafa dinlemek istediniz herhalde insanlardan. Biraz daha, evet tabii. 18 sene beyaz yani eşya sektörü dediniz. İnşaat evet, sektörü. Evet. Biraz kendimizi doğaya atalım dedik. Böyle de bir yerimiz vardı. Hani burayı nasıl değerlendiririz derken bu işte kendimizi bulduk. Ha, iyi ki de bulmuşuz. Güzel. Yani şimdilik bir zararı yok bize. Bu arada sevgili izleyenlerimiz, Cumhur Bey'in bulunduğu yer bir hobi bahçesi ve inanılmaz güzel bir hobi bahçesi. Gezme fırsatı bulduk. Sizlere de zaten ekranlarınıza da gelecektir. Bizim gezdiğimiz detaylar da görünecektir sizlere. Çok güzel bir yer. Özellikle sanki tavukçuluk için seçilmiş bir yer midir yoksa buraya uygun tavukçuluk mu yapılır dediniz? Aslında seçilmiş bir yer değildi tabii. Yani biz burayı kendimize ailece kullanacağımız bir yaşam alanı olarak belirlemiştik. Yaz kış kullanıyoruz zaten, sıkıntı yok. Yani sonradan tavuk işi devreye girdi. Dediğim gibi az önce, yani işte firmanın iflasından sonra kendimize bir arayış bakarken hem ufak tefek bir gelir olsun hem de böyle doğayla baş başa yaşayalım ailece, çocuklarla. Hem çocuklar hayvan sevgisini tanısın. Bu ne şekilde güzel bir düzen kurduk kendimize. Peki bu işin gereksinimleri olan profesyonellikle ilgili destek alıyor musunuz? Şöyle tabii, yani bir firma aracılığıyla, veterinerlik hizmeti veren firmayla destek alarak gidiyorum. Çünkü anlamadığım birçok şey var. Bunlarla ilgili bana sürekli sıkıldığım, takıldığımda danışmanlık hata yapılıyor. Yapmamak için evet bir danışmanlık şeklinde bilgilerini alıyorum. O da bizi bayağı rahatlatıyor. Çok çok güzel. Çünkü bu konuda alıp da yalnız kalanlar çok fazla. Özellikle sevgili izleyenlerimiz bunu mutlaka eşi, dostu, arkadaşları vardır. Bu işi yapan tanıdıkları vardır. Bu işte batanlara baktığınız zaman yalnız kalmaları. Doğru bildikleri birçok yanlış var insanlarımızın. Evet. Ama bunu bir araba kullanmak olarak bahsedersek, eğer sağ koltuğunuzda bu işin ustası var ise siz sol koltukta, şoför koltuğunda, yani direksiyon hakimiyeti elinizde olduğu sürece korkmayın hiçbir şekilde. Size her türlü desteği, her türlü yardımı zaten gösterilebiliyor. Yapıyorlar sağ olsunlar. Yani o konuda gerçekten bir sıkıntı yok. Çünkü yani tavukçuluk işi tamamen aslında hem amatör ruhla yapılması gereken ama profesyonelce yaklaşılması gereken bir olgu. Siz de başlangıç için belli bir sayınız var galiba. Ne düşündünüz? Kaç adetle yani başladınız şöyle, bu işe? 700 tavukla başladım bu işe. Niye 700 tavuk? Hani 1000 değil, 1500 değil, 2000 değil. Daha rahat pazar yaratabileceğimi düşündüm kendime. Daha az bir mesaiyle, daha böyle butik müşteri yakalayarak, daha doğru bir satış, daha doğal bir yöntemle besleyerek hem müşterilere, çevremizdeki eşimize, dostumuza daha kaliteli, daha güzel bir yumurta yedirmek için. Yani ağızdan yani, başlayalım, yavaş yavaş pazarımızı oluşturalım. Büyütmek biraz daha kolay geliyor. Büyüğü küçültmek tabii biraz daha zor. Peki yumurtayı satamazsanız ne yapacaksınız? Yumurtayı satamazsak da bize hizmet veren firma alım garantisi verdi. Yani o günün şartlarındaki işte fiyat belirlemeleri günlük değişebiliyormuş.
O günün şartlarına göre elimizdeki yumurtaları bizden... Sanırım Gezen Tavuk Yumurta Üreticileri Federasyonu'nun açıkladığı fiyatlar var. Haftalık olarak değişen fiyatlar var. Federasyonun verdiği fiyatlara göre yumurtaları bizden alacaklar. Yani o da bizim için... Ekstra bir avantaj, sağlam. Rahatlık. Yani en azından 3-5 günde bir biriken bir yumurta olursa ne yapacağım derdiyle uğraşıp kendimizi de sıkıntıya sokmadan işimizi çözeceğimiz bir durum var yani. Şimdi izleyicilerimizi şu konuda aydınlatmakta fayda var. Yumurtamız yaklaşık 28 gün raf ömrü var olarak söyleniyor. Raf ömründen kastımız bizim hayvanlarımızın, daha doğrusu yumurtalarımızın soğuk sıcak dengesizliği. 28 gün boyunca buna dayanabiliyorlar. Ondan sonrasında da tüketilmemesi tavsiye edilir. Evet. Ama yumurtalarımız baktığımız yer eğer güneş görmeyen, belli bir ısının üstüne çıkmayan bir yerse ya da sabit kalan bir yerse burada yaklaşık 2 ay, 3 ay bile yumurta bozulmadan durabiliyor. Evet. Yumurtayı bozan en büyük unsur hava sıcaklığı farkıdır. Hava sıcaklığı farkı akşam mesela 10 dereceye düşüyor, sabah 30 dereceye çıkıyor. Bu raf ömründeki şeyi etkiler. Yumurtadaki bağların kopmasına sebebiyet vererek yumurtanın bayatlamasına sebebiyet verir. Ve bu unsurdaki en kötü taraf da zaten yumurtanın kokması artı zehirlenme gibi unsurlar söz konusu olabiliyor. Biz müşterilerimize tavsiyemiz, daha doğrusu yumurta alacak olan insanlara tavsiyemiz, en büyük tavsiyemiz aldıkları yumurtayı şöyle bir sallamaları. Evet. Sallama testi. Hiçbir şey de anlamıyorlarsa böyle bir sallama testi. Salladıkları zaman içerisindeki bu yumurta eğer lop 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 edip amiyane bir tabirle özür diliyorum. Eğer içindeki sarısı sağa sola hareket ediyorsa bu hareket eden yumurta bayat yumurtadır. Bağları kopmuştur. Çünkü yumurtanın içerisindeki o sarı kısım yumurtanın baş ve sonlarından o sivri kısmına arkadaki yatay kısım arasında bağ vardır. Ve o bağ sağlam, tazeliği boyu sağlam durur. Aldığınız yumurtayı salladığınız zaman içinde hareketlilik görmüyorsanız, duymuyorsanız ya da hissetmiyorsanız o yumurta taze yumurtadır. Bu testlerden bir tanesi. İşte kimi tuzlu su testi var. İşte taze yumurta yukarıda kalır, bayat yumurta aşağıya çöker gibi. Ya da köy yumurtası alacaksınız. Açıkta satılan yumurtalar varsa o yumurtalardan kırarak sarısının dağılıp dağılmadığına bakabilirsiniz. İçerisinde jölemsi bir kıvam olması gerekiyor. Taze yumurta da budur. Köy tavuğu yumurtacılığında da budur zaten. Jölemsi bir kıvam olur. Su gibi olmaz. Bu da yumurtanın tazeliğiyle alakalı bizlere bilgi veriyor. Doğru. Ve bu konuda zaten sizler de yavaş yavaş uzmanlaşıyor olacaksınız. İnşallah. Bir yumurta kaç günlükken hangi evrelerden geçiyor onları göreceksiniz. Yani sizlere tavsiyemiz bizim 9 günden sonrasında testlere başlayın. Çünkü 9 güne kadar taze yumurta adı altında satış yapılabiliyor. Devlet tarafından verilen bazı sertifikasyon işlemlerinde yazanlar olması gerekiyor. Bu yazıların içerisinde 9 güne kadar taze yumurta vasfını korumuş oluyor yumurta. İlk doğum tarihi itibariyle. Doğru. Buradaki zaten sizin en büyük şeyiniz müşterilerinize oluşturduğunuz güveniniz. Kesinlikle. Yani gelip burada görebilecekler. İsterse gelip buradan alabilecek. Yani olmadığı takdirde tabii biz de kendimiz de götüreceğiz. Yani gönül rahatlığıyla buradan çıkan yumurtayı yiyebilecek. Zaten yapısal olarak hani biz öyle günü geçen yumurtayı falan zaten vermeyiz kimseye. Gerek de yok. Zaten yani, yeni tavuğun yumurtası çok fazla. Yani bir... çok da fazla olmayacağı için evet. Sanırım yani tavukları aldığınız firma, ekipmanı, çadırı, tavukları komple aldınız siz bildiğim kadarıyla. Yani anlaşma haftalık yaparken, olarak da yumurtanızı haftalık olarak alacaksınız. Anlaşma sizden. Yaparken tabii ben komple hepsini tek bir elden çıksın, daha tertipli, düzenli, daha işlevli bir duruma gelsin diye direkt aldığım firma bütün hepsini halletti. Yani ta ki çadırın kurulum yönüne kadar her şeyin fikrini bize sundu. Ona göre de kurduk. Çok çok güzel. Yani gayet de güzel. Şu an için bir sıkıntımız yok. Peki sevgili izleyenlerimize çadır kümesleri
Biz pek tavsiye etmiyoruz normalde ama mecbur kalınıyor ve yapılmak durumundadır. Aslında iyisi olduğu zaman gerçekten çok verim alınabilecek olan bir çadır türüdür. Çadır iyi bir türdür hayvan barınağı açısından, ama piyasaya baktığımız zaman bu kamyon tır brandalarından yapılan, özellikle koku unsurunun fazlasıyla olduğu, içerisinde hayvanı rahatsız eden kokuların olduğu brandaları zaten tavsiye etmiyoruz, evet, kesinlikle. Ve izolasyon olarak da bu şeyler kullanılıyor çok fazla. Cam yünüydü, taş yünüydü, organik yün gibi adı altında bilmem ne markası, Alman markası diye geçen şeyler var. Fabrikası Eskişehir'de ama markası Alman, evet, diye geçiyor. Tabii, o tür şeyler, şeyleri. Onların izolasyonları ucuzdur ama biz taş yünüydü, cam yünüydü, bu tarz unsurları kümese yaklaştırmak istemiyoruz. Çünkü bir türemesi için çok uygun ortamlar oluşturuyor. Evet. Bir türemesinin sonucunda salmonella hastalığına sebebiyet veren birçok unsur var. Daha önceki programlarımızda da sevgili izleyenlerimiz, takipçilerimiz biliyorlar. Salmonella hastalığının nelere sebebiyet verdiğini, bunlarla ilgili alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu, neler yapılması gerektiğini. Biz salmonella'dan çok çekiniriz. Çünkü hayvandan insana geçen, ölümcül olan tek hastalık türüdür. Ve bu da bit, bunların sebeplerinden en büyüklerinden bir tanesidir, bit üremesi. Bu bit üremesi de hayvan sağlığını zaten çok olumsuz yönde etkiliyor. İşte yumurta sayımız düşüyor, ilaçlı tedavimiz gerekiyor, iğne tedavilerimiz gerekiyor. Bu iğne tedavilerimizin sonucunda yaklaşık bir 14-15 gün yumurtayı satmamamız gerekiyor, atmamız gerekiyor. Çok çok zahmetli ve çok çok pahalı bir iş. Biz bunlara hiç sebebiyet vermeyelim. Biz çadırlarda şey kullanmayalım. Taş yünüydü, cam yünüydü, o tür şeyler kullanmayalım. Daha doğrusu kamyon tır brandası kullanmayalım. Sizlerle beraber birazdan Cumhurbey'in de çadırını da geziyor olacağız. Yerine, yönüne nasıl karar verdi? Nelere dikkat ediliyor? Nasıl olması gerekiyor? Etrafını ne yapmış, nasıl kapatmış? Nelere dikkat etmiş? Onlarla beraber sizinle bir tur atacağız. Lütfen bizi takip edin. Cumhurbey, buyurun. Çadırımızın yan tarafına doğru geldik Cumhur Bey. Yanını çok güzel kapatmışsınız. Buraya bir sanki bir yürüyüş yolu oluşturmuşsunuz. Ne kullandınız burada? Aynen, bunu kilit taşı yaptık biz. Kilit taşı hem aralarında suyu nemi çeksin diye toprağa kilit taşı kullandık. Çevresinde hem kışa rahatlık olsun diye, çevresinde gezerken, kontrol ederken, hem de sansar, gelincik falan türü, bu tür hayvanları kazarak girmek isteyen hayvanları, kazarak girmek isteyen hayvanları da engellesin diye böyle bir yöntem yaptık. Çok çok güzel. Kendimiz yaptık. Böyle gayet de güzel oldu. Çok güzel. Bu pencereleri görüyorum. Yaklaşık 3 burada var. 3 arka tarafta var. Evet. İkişer de kapı kenarlarında penceremiz var. Oldukça fazla penceremiz. Aynen. Ve şu yukarı taraflarda da hava menfezlerimiz var. Evet. Gördüğünüz. İki tarafta da var. Evet. 1, 2, 3 tane burada. 3 tane öbür tarafta, diğer tarafta hava menfezlerimiz mevcut. Bunlar ne işe yarıyor? Bunları neden kullanıyoruz? Bunlar yani içeri havalansın diye. İçerideki kötü kokuyu dışarıya alsın. Diğer üsttekilerde yine içerideki biriken havayı, gazı dışarıda hava sirkülasyonu sağlasın, hava sirkülasyonu diye, çevirsin diye. Çünkü tavukçuluktaki en önemli unsurlarımızdan bir tanesi hava sirkülasyonu. Kesinlikle, temiz tabii. Hava. Aynen. Ya biz insanlar gibi hayvanlarımızın da temiz havaya ihtiyacı var. Temiz hava ne kadar fazla olursa tabii ki çok daha iyi olacak. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Temiz hava verirken de cereyan olayından kaçınmamız tabii, lazım. Tabii. O çok tek taraflı. Önemli. Tek taraflı açarak tek taraflı işlem yapmamız lazım. Karşılıklı açmak lazım. Karşılıklı olduğu zaman cereyan fazla olur ve hayvanlarımızı hasta edebiliriz. O yüzden çadırlarımızdaki mesela pencere boyları yere göre yaklaşık bir 70-80 santim, 1 metre mesafede, yükseklikte. Hayvan boylarımız zaten maksimum bizim 40-45 evet, santim civarında olacak. O yüzden ideal bir hava sirkülasyonu. Direkt hayvan üzerindeki havayı sirküle ediyoruz. İçeride fan sistemimiz de var. Fan sistemimizle beraber kirli hava girişi ve çıkışı, temiz hava girişi ve kirli hava çıkışı olduğu zaman da İçeride gerçekten ne güzel bir atmosfer oluyor. Tabii tabii. Çok. Nem olayımız düşük galiba. İçeride de birazdan bakarız. Genelde evet, kaç oluyor nemimiz burada? Nem içeriğimiz? 50-54, 50
60 o arada yani. Çok fazla değil. Yok, çok yüksek değil. Yani gözlemlediğimiz kadarıyla şu an iyi. Peki çadırı kurarken yön olarak neye dikkat ettiniz Cumhur Bey? Yani yön olarak zaten çadırı ben aslında böyle değil, tam tersi düşünüyordum. Ama aldığımız işte hizmet veren firma geldi, kendisi güneşin yönüne, rüzgarın yönüne bakarak yönü bu şekilde belirledi. Bu şekilde de kurduk. Şu anda bir sıkıntısı yok. Yani çok şükür sıkıntısı yok. Sevgili izleyenlerimizi biz de şu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Kendileri de eğer kendileri kuracaklar ise, kuracakları tesis ne olursa olsun. Birincisi, eğer biz kuzey bölgesinde ya da İç Anadolu bölgesi gibi soğuk iklimde, Doğu Anadolu gibi soğuk iklimde yaşıyorsak eğer, güneşten fazlasıyla faydalanmamız lazım bizim. Eğer Ege, Akdeniz gibi sahil kesimlerinde güneşin yoğunlukta olduğu, yani mevsimsel açıdan mesela bir Ankara'da, şu anda biz Ankara'dayız. Ankara'nın yazı 3 aydır, 4 Doğru. aydır, geri kalan aylar Aynen. kış ayıdır. O yüzden bizim güneşten daha fazla güneşten faydalanmamız daha fazla. Gerekiyor. Bir Antalya kışı 3 aydır, 2 ay 3 aydır. Yazın 8-9 aydır. Evet, burada da güneşten saklanmamız gerekiyor. Güneş istediğimiz zaman pencere sayımızı biz arttırıyoruz ve güney yönüne doğru olan kümeslerimizin geniş olan kısmını güneye doğru baktırarak ısıyı oradan daha fazla almaya çalışıyoruz. Evet. Hava sirkülasyonu olarak da rüzgarın geldiği yöne kapı arkası dayanır. Çadırlarımızın kapısının arkası rüzgarın geldiği yöne doğru dayanır ki temiz hava oradan gelsin, ya da rüzgar şiddeti orada daha fazlaysa eğer, çadırı yandan vuracağına ya da prefabrik kümesi yandan vurup da mukavemetini azaltacağına, arka kapıdan gelen destek ön tarafa kadar birçok zaten burada şeyler var, demirlerden oluşmuş, iskeletten oluşmuş bir sistem. Onlara zarar veremiyor. Kuvvetin rüzgarı ne kadar yüksek olursa olsun çok fazla zarar veremiyor. O yüzden genelde rüzgar yönüne doğru seçilir. Kapı girişleri, kapının ilk tarafları oraya doğru seçilir. Biz giriş çıkışlarımızı rüzgarın olmadığı taraftan yapmaya çalışırız. Rüzgarın olduğu taraftan çok fazla kapı açmamaya çalışırız. Özellikle çadır kümeslerde böyle olması gerekiyor. Doğru. Çünkü eğer hava içeri girerse, hava sirkülasyonunu alamazsa, pencereler ve diğer kapı kapalıysa, bu sefer balon gibi havaya sıçratma, patlatma dediğimiz unsurlar söz konusu olabiliyor. Ama güzel dizayn edilmiş, gerçekten de güzel yapılmış olan bir çadır kümesi de kullanım açısından da verimliliği de oldukça yüksek oluyor. Yani çok şükür evet, şu an bir sıkıntı görmüyoruz. Yani şu anki durumu iyi. Sizde kaç kat izolasyon var peki burada? 4 kat. 4 kat? 4 kat izolasyon var. Normalde bildiğim kadarıyla 3 kat oluyor. 3 kat yapanlar da var, evet. Ama tabii tavuklar için 4 kat daha uygun olduğu söylenildi. Biz de masraftan kaçmadık, dedik 4 kat olsun. 4 kat yaptırdık. İzolasyonu var, nem tutucu olan kısmı var galiba içerisinde ve şeyleri de mevcut. Filesi var. Onun dışında brandası. Dış brandası. Dış brandası galiba şey değil bu, kamyon tır brandası değil bunlar. Yok. Koku yapmıyor. Koku yapmıyor. Herhangi bir kokuya. PDR'ydi galiba bu tarz evet. brandalar. Kokuya falan rastlamadık şu an. Havalarda ısındı. Hani şu an için bir koku yok. Gayet kaliteli, güzel duruyor. Peki çadır kümesi tercih ettiğiniz bölge, etrafınıza baktık zaten, gezdik, bahçenizde gezdik, çok da güzel bir bahçeniz var. Evet. Etrafınızda çok fazla ev yok, şey yok. Peki özellikle izleyicilerimizin merak ettiği bir konu var. Koku olayı var mı? Sizin evinizde kümesinize çok yakın. Yani şey yok, öyle ciddi bir koku gelmiyor. Eve yani şeyden, kümesten eve çok ciddi biz de alamadık çünkü gelene kadar, evet. Çünkü çadırın içerisine girene kadar herhangi bir koku duyulmuyor. Aynen, çok fazla. Aynen. Olmuyor, salma tavuk çok da olmaz. Bazen rüzgardan dolayı çok hafiften böyle, ama rahatsız edici bir şey değil. Öyle hani aman aman duramayacağın, edemeyeceğin bir koku değil. Normal yani, öyle çok bir şey hissedilecek bir miktar değil, rahatsız edici bir miktar ya da şey yani, ya da biz alıştık belki ondan, bilmiyorum ama yok. Yok, biz dışarıdan geldik, biz de hissetmedik işin açıkçası. Yani öyle dışarıdan bir koku falan zaman. Gelmiyor, şey yok. Koku olayında çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi insanların kümes kurarken etraftakileri tabii, rahatsız etmemek çok düşüncesi. Ben de onu çok şey yapmıştım yani ilk başta, hani yarın bizden sonra bir başka komşu gelir, rahatsız olurum falan diye. Bunu da tabii aldığımız firmaya da sorduğumuzda o da bize dedi, yani çok koku olayıyla ilgili çok bir sıkıntı yaşamayacağımızı söyledi. Şu anda da faaliyetteyiz.
Yani öyle bir koku falan da. Bunlar aslında malzeme seçimi evet. gerçekten daha önemli. Çünkü muhtemelen, malzemeleriniz tabii. ne kadar terlerse tabii. o kadar çok koku olayı oluyor. Zemin altı ne kadar kötü olursa aynen. koku oradan tabii. çıkıyor zaten. Kesinlikle. Hava sirkülasyonunuz iyi olmazsa koku olayınız çok daha fazlasıyla oluyor. Bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı ve birbirini ilgilendiren tabii. konular. Hiçbir rastgele değil. Doğru. Hepsi de özel seçilmiş ve özellikle yapılmış. Bu işin profesyonelliğinin gerektirdiği boyutlarda doğru. yapmışsınız. Yani elinize sağlık. Gerçekten de güzel bir çadırımız var. Şimdi sizler beraber bir de çadırımızın ön kısmına doğru geçelim. Tamam. Birazdan da sevgili izleyenlerimizle beraber, tintıtlarımızla beraber olacağız. Kümesin iç dekorasyonuna birlikte bakacağız. Ve sizi bu konuda da biraz bilgilendirmeye çalışacağım. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Kümesimize geldik. Cumhurbey ile tekrar söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi Beyaz Prenseslerimizin içerisindeyiz. Irkımız Tinted ırkı. Evet. Hayvanlarımız oldukça sağlıklı ve çok güzel görünüyorlar. Neden Tinted ırkını tercih ettiniz Cumhurbey? Tinted ırkını aslında daha önce ben Atax olarak düşünmüştüm. Yalnız bu görüştüğümüz, bize danışmanlık veren firma, çadırı kuran ve tavukları aldığımız firma bu ırktan bahsetti, Tinted ırkından. Yaklaşık 1-1,5 yıllık falan bir ırkmış sanırım. Yumurtasının krem rengi olduğunu, daha köy yumurtasına yakın bir lezzete sahip olduğunu, yem tüketiminin bir nebze daha atakslara göre düşük olduğunu ve daha sakin hayvanlar olduğunu söylediler. Bu sebepten dedik, güvendik, tamam Tinted'a dönelim dedik. Tinted'a döndük. Gayet de iyi, yani şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Çok şükür, hani gayet sağlıklılar. İşte yumurta verimi de başlayınca bakalım. Daha devam edecek inşallah. Şimdi şu konuda da bilgilendirme yapmak istiyorum sevgili izleyenlerimizi. Yumurtanın rengi ile lezzeti arasında hiçbir fark yok aslında. Hayvan ne yerse onu verir. Aynı süt inekçiliğinde olduğu gibi ya da balda olduğu gibi, arılarda olduğu gibi. Mesela bir anzer balının kilosu 6000 liradan başlıyor. Evet. 25-30 bin lira diyenler dahi var. Ama arı, anzer arısı diye bir arı cinsi yok. Evet. Hayvanın dış ortamda yediği bitkilerle alakalı olarak baldaki verim öngörülüyor. Balın lezzeti. Bizim hayvanlarımızda da yumurta kabuğu renginin hiçbir önemi yok. Normalde bu hayvanın ne yediği, ne içtiği, doğal ortamda olup olmadıkları önemli. Mesela hayvanlarımızdan Lohman Brown'larımız yumurta renkleri zaten şu şekilde, kahverengi. Tinted ırkımızın rengi de sizdeki krem rengi yumurtalarımızdan. Bu hayvanlarımızın yumurtalarındaki renk sadece hayvanların pigmentleriyle alakalı olan unsurlar. Yumurta rengi onunla önem arz ediyor ama maalesef pazarda öyle bir öngörü var. Diyorlar ki işte yumurtanın rengi tavuğun köy tavuğu olup olmamasıyla alakalı olarak değişiyor imiş. Öyle bir şey yok. Zaten bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz ama sizler de bu işe yeni başlayacak olan izleyicilerimiz de bu ırklardan seçimi hangisini yapalım diye düşünürken özellikle yumurta rengine tabii ki dikkat edin. Pazar payı çok çok önemlidir. Bir İzmir tarafı, özellikle Ege tarafında, İzmir bölgesinde kahverengi yumurta çok daha fazla tercih ediliyor. Atax yumurtası ya da Tinted yumurtası çok fazla tutmuyor ama bir Adana Mersin bölgesinde ise tam tersi. Sadece ama sadece resmen Atax ve Tinted yumurtası tüketiliyor. Diğer kahverengi yumurtaya çiftlik yumurtası gözüyle bakılıyor. Doğru. Yani bu hayvanlardan Atax'ı da Tinted'ı da kafese koysanız kafes yumurtası olacak. Bunlardaki en önemli sebep hayvanın dış ortamda gezip dolaşması, dışarıda yedikleri, içtikleri ve doğal beslenmesi. Hayvanlarımız gün ışığını alacaklar. Yumurtalarımızda D vitamini faktörümüz oluşacak. Bu D vitamininin yanında topraktan aldığımız sülfattı, bakırdı, buna benzer birçok mineraller yumurtaya geçecek ve yumurtamızın sağlık sebebi o olacak bizde. Bizim bu sağlık sebeplerimizin en basiti bu. Ya yani kafes tavukçuluğunda hayvanlarımız maalesef kafesin içerisinde uzun süre durdukları için stres hormonu dahil birçok kötü huylu hormonla yumurtayı veriyorlar.
yaklaşık 6-7 çeşit farklı kötü huylu hormon var. Yani izleyicilerimize biz şunları belirtmek istiyoruz. Bizleri izleyen, doğal yumurta alan ya da tercih eden müşterilerini satış yapacak olan izleyicilerimiz de öylesine. Hayvanın gezdiği yer önemli. O yüzden bildiğiniz yerden alın yumurtayı kardeşim. Aynen doğru. Hani bakkala markete giden yumurtalara bakıyorsunuz. Bakkal markete giden yumurtalar, bakkal diyor ki ben bilmiyorum bunu diyor. Üstüne gezen yazıyordu, getiriyor diyor bize. Şey yapıp getiriyor diyor. Elbette ki bilemez. Gidip bakmıyor. Çünkü onlar sadece fiyatlarına bakıyorlar. Kimden daha ucuz alırız, daha pahalıya kime satarız? Üreticiyi öldürelim, tüketici de fazla para versin, bizden alsın. Kafes tavuğunda yumurtasında koli başına 50 kuruş 1 lira kazanırken gezen tavukta, organik yumurtada neredeyse koli başına 10 lira 15 lira kar ediyor. İnanılmaz büyük bir karlar söz konusu oluyor kendileri için. Bu da biraz daha piyasada çok affedersiniz kandırılmaya müsait bir ortam oluşturuyor. O yüzden izleyenlerimize, bu işi yeni yapacak olan kişilere de ricamız öncelikle bildiğiniz yerlerden alın mallarınızı ya da siz yapıyorsanız bu işi müşterilerinizi mutlaka çiftliklerinize davet edin. Mutlaka sizleri görsünler. Bu hayvanlar ne yiyor, ne içiyor, nasıl bir ortamda yetişiyorlar, neler yapıyorlar? Bunların yumurtanın sağlığıyla alakalı unsurları kendi gözleriyle denetlesinler. O çok önemli, doğru. Siz de bu konuda çalışmalar yapmaya başlayacaksınız muhtemelen. Tabii ki. Bu konuyla ilgili etrafınızla başladınız bu işe ilk. Aynen. Onların etrafları, diğerlerinin tanıdıkları silsile derken yoluyla, silsile yoluyla gidecek. Silsile yoluyla bu iş belli bir pörtöye oturacak inşallah. Peki tintıtlarımız şu anda yumurta vermek üzereler. Yumurta aşamasında, kılavuz yumurtaları aşamasındalar. Ne kadar yem yiyorlar? İzleyicilerimiz mesela bunları çok çok merak ediyorlar. Çünkü bizim karımız biliyorsunuz yemle alakalı. En büyük masrafımız bizim yem. Yani şimdi bizim 700 tane tavuğumuz var burada. Ben günlük ortalama 1,5 çuval civarında bir yem koyuyorum. Tabii tam kestirmek mümkün olmuyor. İçinde belki kalıyor, şey oluyor. Ama ortalama benim hesabıma göre 90 gramı geçmiyor gibi. Yani 80 ile 90 arası gibi gözüküyor. Anladım. Eğer yani 1,5 çuvalı 700'e bölünce bu ortalama. Bunun yapılan, özellikle bu konuda yapılan testler var. Mesela özellikle tintıtırklarından bahsediyoruz. Şu aşamada yumurtaya ilk girmedikleri aşamada özellikle tükettikleri yem gramajı 78 gramla 85 gram arasında. Doğru, o zaman tutuyor bizimki de hemen hemen. Ortalama o civarlarda dökülen olabiliyor tabii, evet. Ki şeyler o zayiatlar olabiliyor ama yem tüketimine baktığımız zaman böyle. Yumurtaya girdiğinde dahi tintıtırkları 105 grama çıkıyorlar yemde. Hmm. 105 gramlık bir yem sarfiyatı söz konusu. Ama bu şu demek değildir, hani yaz aylarında da bahar aylarında da 105 gram değil. Hayvan dışarıda ne yerse, ne kadar otlanırsa onu dışarıda tamamlıyor. Evet. Geri kalanını yemden tamamlıyor. Daha az yem tüketimiyle. Aynen öyle, aynen öyle. Mesela Ataksar'a göre çok büyük bir avantajı var normalde. Siz de hesap yapmışsınız, gördünüz. Tabii. Bir Ataks'ın günlük 130 gram yem tüketmesiyle bunların 105 gram yem tüketmesi çok arasında yem, 25 gram. Evet. Hele şu devirde yem fiyatlarının tavan yaptığı. Durmuyor. Fiyatlar yerinde durmuyor. Evet. Dolar bir taraftan artıyor, yem iki kat daha fazla artar duruma geldi neredeyse. Aynen öyle. Yani becerebilirsek bakalım, büyütürsek kendi yemimizi kendimiz üreteceğiz artık herhalde. Peki doğru gidiyor. Alternatif olarak ne düşünüyorsunuz? Ne vereceksiniz tavuklarınıza? Yonca ektik. Tavuklara yonca vereceğiz. Aha. Onun dışında yeşillik. Pazarcı arkadaşlardan falan onları güzelce getirip yıkayıp onları sereceğim. Onlardan yedireceğim. Çok güzel bir konu ama ben şurada bir parantez açacağım özür dileyerek sizden. Yeşillik konusunu evet fazla abartmadan, çünkü fazla vereceğimiz yeşillikler hayvanlara ishale sebebiyet verebiliyor. Tabii. İlk önce yemin %5 miktarıyla başlayın. Mesela günde bu hayvan 80 kilo yem yediğini varsayalım. Ortalama 4 kilo 5 kilo yeşillikle başlayalım buna. Ve bunu mutlaka sirkeli suda yıkayalım. Çünkü bu sebzelerde biliyorsunuz tarım ilaçları fazlasıyla kullanılıyor. Bunlar da hayvanlarımıza geçip de zehirlenme faktörüne yol açmayalım. Verim düşüklüğüne sebebiyet vermeyelim. Ama özellikle yeşillik vermemizde zaten bir mahsur yok. Tabii sadece tabii, yani çok yoğun yaparak bir şekilde değil zaten. Onu daha önce firmadan söylemişlerdi. Hani belli oranlarda yeşillik vererek şeye başlayalım. Peki
Yeşilin yanı sıra aslında yumurtadaki renk pigmentlerini değiştiren bazı unsurlar da var. Bunlar mesela sebzelerden de geçiyor. Bir kırmızı lahana. Yumurtanın iç rengini değiştirir. Evet. İç renginde daha çok güzel bir kırmızılığa sebebiyet veriyor. Bir havuç. İç rengini değiştiriyor. İç renginde daha bir kızıllığa sebebiyet verebiliyor. Bir özellikle bir domates. Tabii ki bunların böyle ulmuş dediğimiz çürümüş olanları değil de böyle yamuk yumuk olanlar oluyor, işte ezilmişler oluyor. Onlar tüketilebiliyor. Diğer türlü olduğu zaman antioksidanlar, oksitlenmeler özür dilerim söz konusu olduğundan dolayı hayvanlarda toksit atıklar yediğinden dolayı problemler sebebiyet verir. Bu da başta yumurtayı kesmek üzere hastalıklar olmak üzere birçok konunun da habercisi olmuş oluyor. Doğru. Kümesinize bazı unsurlar dikkatimizi çekti. Folluklarınız dikkatimizi çekti. Folluklarınız sizin kendi yapmanız, dışarıdan aldığınız folluklar. Tabii tabii, bunlar otomatik folluk dedikleri sistem. Aha. Yumurta tavuğun altında kalmıyor, kirlenmiyor. Direkt ön tarafa düşecek. Oradan da toplayacağız. Yani hem bize kolaylık olacak. Yumurta temizliğiyle çok fazla uğraşmayacağız. Uğraşmıyorsunuz, aynen. Tabii, hem de kırılma riskini ortadan kaldıracağız. Bir de en büyük artılarından bir tanesi de şu olacak. Hayvanlarımız gurf dediğimiz olaylar vardır. Tüm tavuklarımızın anaç özelliği olduğundan dolayı 400 yumurta dahi olmuş olsa üzerine oturmayı yiyecekler. Bu da hayvanın altına durmayıp da aşağı doğru eğindiği için hayvan gurka yatmayacak, gurka girmeyecek. Gurk olan hayvan yaklaşık 40 gün yumurtayı keser. 40-42 gün boyunca yumurtayı keser. Hayvanlarınızın gurk olup olmadığını zaten çıkardığı seslerden de anlayabilirsiniz. Vücut ısısından da anlayabilirsiniz. Oldukça yüksek bir ısısı oluyor. Tavukların normalde vücut sıcaklıkları 41-42 derece arasındadır. Gurk sıcaklığı yaklaşık 47 derece ile başlıyor. 47 derece ile başlar. Gurk olan tavuklarımızı eskilerimizin bazı yöntemleri vardır. Hala işe yarayan yöntemlerdir bunlar. Hayvanlarımızı soğuk suyla, soğuk su derken tabii buzdolabından çıkardığınız su değil, normal suyla yıkamak. Tabii ki başını yıkamayacağız. Gövdesini yıkayacağız, kanat altlarını yıkayacağız. Ayrı bir yerde tutabiliriz. Kanatlarını arka taraftan birbirine bağlayabiliriz. Çünkü hayvanların koltuk altları da ısı yayan faktörler olduğu için birkaç gün içerisinde hayvan kendi vücutusuna kavuşacaktır. Sonra da tavukların yanına atabiliriz, yumurtaya devam edecektir. Bu da size ufak bir bilgimiz olsun. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Kurka gelen tavuklarımızı ne yaparız, nasıl anlarız, neler yaparız diye. Aslında otomatik folluk kullanmış olmanız sizin hayvanlarınızın kurka yatmasını engelleyecek, yumurtalarınızın kirlenmesini engelleyecek, yumurtalarınızın kırılmasını engelleyecek ve yumurta toplamanızı kolaylaştıracak. Evet, aslında bir maliyet olarak gözüküyor. Elinde imkanı olan insanlar varsa eğer otomatik follukları tercih edebilirler, yapabilirler. Çünkü faydası çok daha fazla. Bir de zaten hani atıyorum 2 yıl sonra, 3 yıl sonra dediniz ki ya ben bu işi yapmayacağım, kaz yapacağım, ördek yapacağım. Folluklar zaten para ödüyor, her zaman satılıyor. Satılabilir, doğru. Herhangi bir sıkıntımız olmuyor onlarla. Peki tüneklerimiz gayet güzel. Hayvanlarımızın tünek alışkanlıkları nasıldır? Tünek alışkanlıkları şöyle, en üst sırayı full dolduruyorlar. Bazıları üst üste çıkıyor. İkinci sıraya geçtiler şimdi. Ama diğer alttaki iki sırayı çok fazla doldurmuyorlar. Yani genelde köşelere falan kaçıyorlar. Ama herhalde... Şimdi hayvanlarımız arasında aslında bir hiyerarşi var. Kendini güçlü görenler, kendini şey yapanlar, bu aslında tavuk ırkından ırkına da değişen bir faktör. Her tavukta aynı şey olmuyor. En üstte duran lider olarak görüyor kendisini. Diğerleri de yanına. Aynen, ben duracağım gibi, çocuk gibi, biliyorsunuz bunları. Yavaş yavaş olgunlaşma döneminden sonrasında hayvanlarımız yumurta performanslarının iyiliğiyle daha çok ilerlemesiyle beraber çıktıkları katman sayısı da azalacak. Suluklarını da çok kullanıyorlar bu arada. Evet. Yani bir kısmını, iki tane suluk var. Mesela arkadaki suluk değil de öndekinin üstü full doluyor akşam tavukla. Ön taraflardaki demirleri güzel yapmışsınız ama arada yapmadıklarınız da var. Onlar olsa aslında suluklarınızın kırılmasını engellersiniz, yamulmasını da engellersiniz. Yerden yükseklikleri oldukça iyi sayılır hayvanlar. Su içebiliyor. En baştakiler biraz daha boyları uzun ama daha aşağıdan içiyorlar suyu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hayvanımız su içerken
böyle yukarı bakarak Rabbine şükredecek. Biz öyle söylüyoruz programlarımızda. Yandan içerse içemiyor suyu. Yeteri kadar içemiyor. Çünkü hayvanlardaki su tüketimi bizim çok çok önemsediğimiz bir unsur. Hayvanlarımız yediği yemin neredeyse iki katı miktarına su tüketecekler sevgili izleyenlerimiz. Şeyi takip ediyorum ben depoyu günlük. 500 litrelik depomuz. Her gün hemen hemen yarısına kadar iniyor. Yani normal. 200-250 litre arası bir su tüketimi oluyor. Yazın 4 katına çıkıyor bu. Yedikleri yemin neredeyse 4 katına kadar su tüketimleri çıkıyor hayvanların. O yüzden ek takviyeler yapmanızda fayda var. Dış alana özellikle suluklar koyabilirsiniz. Hayvanlarımızın su ihtiyacını dışarıda karşılamalarını sağlayabiliriz bu ölçüde. Ve yumurta verimimizde bu sayede idame ettireceğiz. Devamını sağlamış olacağız. Bu da bizim için artı bir faktör. Tabii. Çünkü biz yumurtadan para kazanıyoruz. Sizler yumurtadan para kazanıyorsunuz. Kuruş kuruş para kazanılıyor bu işlerde. Ve kazandığımız miktarların hepsi de helal. Aynen öyle. Çünkü son damlasına kadar alın terimiz var. Son yerine kadar, son safhasına kadar çok ciddi bir çalışmanın eseri bunlar. Evet, işi öğrenene kadar birazcık zorluklar var ama işi öğrendikten sonra saat 2'de, öğlen 2'de işiniz biter. Yani. Günde her yarım saatte bir girip yumurta topladıktan sonrasında hayvanlarda neye bakmanız gerektiğini dikkat etmeniz gerekiyor. Elle muayene nasıl olur, gözle muayene nasıl olur, bunlardaki hayvanlarla ilgili hastalıkların belirtileri nelerdir, sağlıklı hayvanla sağlıklı olmayan hayvanı nasıl ayırt edersiniz. Bunlarla ilgili zaten programlarımızda biz sizlere uzun uzadıya bahsetmeye çalışıyoruz. Yine diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Ayrıca bizleri Bereket TV'nin Instagram, YouTube, Twitter sayfalarından da bizlere sorular sorabilirsiniz. Sizin sorduğunuz her türlü soruya içtenlikle cevap vereceğimize emin olabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Sizler de eğer kendi çiftliklerinizde bizleri de misafir etmek isterseniz bize Bereket TV kanalıyla ulaşabiliyorsunuz. Biz de gerekli değerlendirmeleri yapıp sizleri de ziyaret ederek sizlerin hazırladıkları neler varsa onları sergileyerek ve diğer insanlara da bunları göstererek yaymayı çok isteriz. Sizlerle tanışmayı da çok isteriz. Bu ölçüde biz sizlere destek veriyor olacağız. Sizlerle beraber bu yola çıktık. Sizlerle beraber de yürüyor olacağız inşallah. Kısmet olursa tavukçuluk sektöründe hindi ve kaz işi de oldukça popülaritesi yüksek olan meslek grupları. Sanırım sizin de böyle bir aklınızdan geçenler oluyor, kazdı, hindiydi. Evet, ufak tefek böyle küçük çaplı, öyle şey çok büyük ticari boyutta değil de hani burada yavaş yavaş. 5-10 tane, 20 tane hala hazır yerimiz varken var, dursun yani, burada dediğimiz. Sonuç olarak günlük burada geçiriyoruz zamanımızı. Onları da şöyle hem tanımış olmak için, hem nasıl olduğunu öğrenmek için bak, öyle bir şey yapacağız bakalım. Bir 3'er 5'er tane. Belki değişik süs tavukları koyacağız. İşte zaman neyi gösterecek bakacağız. Ben bulurcunu da tavsiye ederim size. Bilginiz olsun lütfen. Evet. Hem tavuk yemiyle bir beslenebiliyorlar, hem çok az yiyorlar, hem çok güzel yumurta da veriyorlar. Sıcak sıcak, özellikle çocuklarınız varsa protein değeri çok yüksektir bıldırcın yumurtalarının. Çok çok iyi gelir. Hatta sizler de yapacak olanlar için bahsediyorum. Müşterilerinize yanında hediye de edebilirsiniz. Bıldırcının çok büyük bir masrafı yok. Bir sene sonra çıkıyor zaten, yumurtadan çıkıyor. Bir sene kullanıyorsunuz bıldırcını. Sonra et olarak rahat rahat tüketebiliyorsunuz. Tavuk gibi hayvanlarımızda, çünkü biz gezen tavuklarımızda özellikle kullandığımız, geliştirirken, yetiştirirken kullandığımız aşılarımız vardır. Veya hayvan hasta olunca kullanılan antibiyotikler vardır. Ve buna benzer ilaç ve vitaminler de kullanıldığı için bu hayvanlar çıktığında, yani 2 sene sonra kesime gidildiğinde, bunların etinin yenmesi uygun değildir. Yanlış duymadınız, uygun değildir. Kesinlikle uygun değildir. Çünkü devlet bunları kesimhaneye verme zorunluluğunu söylüyor. Zaten ilçe tarım ve il tarım müdürlüklerinden bunları öğrenebilirsiniz. Bu hayvanların etleri kedi köpek maması olarak ayrılıyor. İnsan sağlığı için zararlıdır. Yani tekrardan söylüyorum, insan sağlığı için zararlıdır. Etleri yenmiyor. O yüzden piyasada bazı
çakallar var, özür dilerim hitap tarzımdan dolayı. Çıkma tavuğu 10 liradan alıyor, kesiyor, süslüyor, müşteriye 25-30 lira köy tavuğu diye satıyor. Yapanlar var, doğru. Bir tavuktan 20 lira kar ederek, 25 lira kar ederek işlemler yapıyor. Öyle bir olay yok, bilginiz olsun sevgili izleyenlerimiz. Köy tavuğu diye aldığınız ürünlerde kesinlikle ama kesinlikle çıkma tavuk olup olmadığına çok dikkat edin. Bunlar gerçekten çok önemli faktörler. Bu hayvanlarda çünkü dediğim gibi 2 yıl boyunca kullanılan antibiyotiklerdi, ilaçlardı, birçok etken maddelerdi, toksitlenmeydi. Bunların ne olduğunu, hayvanın hangi hastalıklar geçirdiğini bilemezsiniz. Bunların etinin tüketimiyle de beraber insan sağlığını bozucu etkileri de olacaktır. Lütfen bunlara dikkat edin. Bu hayvanların dediğim gibi 2 sene sonra çıkımda eti yenmiyor maalesef. Yenmemesi gerekiyor. Bunun için organik olarak büyütülenler var. Siz de sanırım böyle bir çaba içerisindesiniz. Hiç evet. Aşı vermeden, hiç ilaç vermeden, hiçbir hormonal katkı kullanmadan civcivden et tavuğuna kadar yaklaşık bir 100 günlük bir süreç alıyor. Doğru mu? Kesime gelmesi bir 100 gün geçiyor. 3 ay falan, evet. 3 aydan falan bahsediyorlar. Yani öyle bir düşüncem var ilerleyen aşama için. Böyle adetli bir şekilde böyle 50-100 tane gibi. Bir göreyim piyasasına. Denemek istiyorum. En kötü biz yeriz evet. Dediğiniz gibi. Ya olmazsa çevreye, eşi, dostu, kendi akrabalarımıza, arkadaşlarımıza sunarız. Bu konuda ciddi anlamda güzel bir pazar payı var sevgili izleyenlerimize de söyleyelim. Yumurta yapıyoruz evet ama et tavuğu da yanına yaparsak zaten sizlere de soruyorlardır köy tavuğu var mı, köy tavuğu var mı diye. Şu lütfen, anda bile soran var. Yani çıkma tavuk alıp da kesip de insanların sağlığıyla oynamayın. Ya da oynanılmasına müsaade etmeyin lütfen. Bu konuyla ilgili şikayetlerinizi İl Tarım, İlçe Tarım Müdürlüklerine, Gıda Müdürlüğüne belirtebilirsiniz, şeylerini yapabilirsiniz. Bu konuda işletme numaralı olan çiftlikler vardır et tavuğu hususunda. Onlar çünkü denetleniyordur, neler yedirilmesi gerekiyor, aşı programları ve şeyleri bellidir. Hayvanlarda kaç gün etine etki ettiği bellidir. O nedenle bunlarda şeyimiz olmayacak, şüpheye yer uyandırmayacak. Bu şüpheye yer uyandırmadığı için de bir sıkıntımız olmayacak. Yerken herhangi bir tereddüt etmeden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tüketebileceğimiz hayvanlarımız olacak. Programla alakalı verilen sizlere birçok şeyler var. Havalandırma programı var, aydınlatma programı var evet. Ve bu konuda yapmanız gerekenler çizelgeler halinde sunuluyor ve sanırım haftalık olarak da denetleniyorsunuz firmanız tarafından. Tabii şöyle, şimdi ışık planlaması var. Aha. Her gün akşam saat 7 gibi yakıp 8'de kapatıyoruz. Bu aşama aşama değişecek sanırım. Gün gün hafta değişecek. Hafta değişiklikler evet. Olacak. Yani şu an onu yapıyoruz. Onun dışında zaten farklı şeyler olduğu zaman firmadan bize söylüyorlar. Biz de ona göre evet. Bu uygulamayı gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Biz sizi tanıdığımıza gerçekten çok sevindik. Bizi davet ettiğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederiz sizlere. Sizlerle beraber çevreyi gezdik. Çok güzel bir bahçeniz var. Tekrar Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ olun. Çadır kümesi nasıl kurulur, nerelerde kurulması gerekiyor, çevre dizaynı ile alakalı, etrafının kapatılması ile alakalı birçok unsuru sizlerle ele aldık. Bize çok yardımcı oldunuz, misafir ettiniz. Biz kızlarımızı biraz rahatsız ettik, farkındayız. Beyaz prenseslerimiz bizim varlığımızdan çok da fazla hoşlanmıyorlar. Normalde biz de sizlere de tavsiye ediyoruz zaten, kümesizi kimseyi almayın. Evet. Bakmayın Cumhur Bey'in bizi misafir ettiğine, sağ olsun bu konuda anlayış gösterdi. Hayvanları strese sokmamak için, biz de bir an önce kümesten çıkmak için sizlerden müsaade istiyoruz. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Bereket TV'de kalın. Bizim Kümes programından şimdilik hoşça kalın.